bir medeniyet çizgisi. Medeniyetler söz ile, sözler de yazı ile vücut bulur. Her medeniyet bir kutsal kelam üzerine inşa edilmiştir. Kutsal kelamlar ise yazıya dökülerek kalıcı hale gelirler. İşte bu yüzden her medeniyet kendi yazısını güzelleştirmek istedi. Mısır, Çin, Hint, Latin ve İslam yazıları işte böyle ortaya çıktı. Eski Mısır'ın hiyeroglif yazısı sembollerden oluşur. Hiyeroglif, kutsal yazı demektir. Her bir harf aslında bir resimdir. Bitki liflerinden yapılan papirüslerin üzerine hiyeroglif karakterleri özenle yazılırdı. Kralların mektupları, genelgeleri, kanunları hep papirüse aktarılırdı. Hattı'l hiyeroglifi kana hattı mukaddes, holy. لا يكتبه إلا الكهان الذين يشرفون على المعابد عند قدماء المصريين في الديانة للصلاة وخلافه وكان ممنوع أي شخص يتعلمه كان خط مقدس ممنوع حد يقترب منه ولذلك تجد في الآثار المصرية الخط الهيروغليفي على القبور الملوك وعلى المعابد وليس مستخدم في أي مكان آخر Hint yazısı da kutsal metin yazımıyla bir sanat haline geldi. Hint kültüründe tabiat sanatın dayanağıdır. Hint yazısı önceleri taş üstüne yazılıyordu. Sonradan palmiyelerin üzerine yazıldı. Önce yan yana sıkıştırılmış olan harfler giderek daha esnek ve kavisli bir hale geldi. Bu yazı, çizgiyi ve kavisleri mükemmel bir şekilde yan yana getirir. Bu yazıya bakan, sanki asma dallarından sarkan üzüm tanelerini görür. Olgun ve lezzetli. Olgundur, çünkü en kadim medeniyetlerdendir. Lezzetlidir, çünkü hikmetli bir gelenektir. Hint yazısı gibi Çin yazısı da kadim bir medeniyetin vitrinidir. Bu yazı en az 4000 yıllık bir geçmişe sahip. Zengin ve derin semboller hala gözlere nefis ziyafetler sunuyor. Çin yazısı sadece okunacak değil, bakılacak bir yazı aynı zamanda. Her bir Çince karakter anlamını taşıdığı bir resme dayanır. Onun soyutlanmış halidir. Çin yazı sanatı fırçanın sanatıdır. Bu fırça darbeleri aynen müzikte olduğu gibi birçok melodiye yol verir. Fırça darbeleri tabii olarak akar, akar, dans eder. Kağıda düşen işte bu dansın ayak izleridir. Resimdeki imge, danstaki coşku ve müzikteki ritim hep birden fırçanın ucundan sarmaş dolaş dökülürler. Her karakter beyaz boşlukta bir çiçek gibi açar. Dünyada gerçek bir
kaligrafi geleneği olan, yani güzel yazı geleneği olan çok fazla medeniyet yok. Tabii Doğu Asya var, özellikle Çin ve Japonya, bir dereceye kadar Kore. Orada yazı tabii çok farklı birçok açıdan. Yani hem yazının türü çok farklı, hem yazı fırçayla yazılır vesaire. Fakat kültürdeki yeri aslında çok benzer İslam alemine. Orada da yazı çok çok önemlidir. Tabii İslam hat medeniyeti vardır. Batı'da Latin harfleriyle kaligrafi genellikle çok marjinal bir sanat olarak kalmış. Batı dünyasında yazı Roma medeniyetinin bir mirasıdır. İncil'in el yazısı ile çoğaltılması bu sanatı geliştirdi. Bu yazıda her bir harf farklı tarzlarda, büyüklüklerde ve eğimlerde yazılarak güzellik hedeflenir. El yazmalarında harfler kadar süslemeler, yaldızlamalar da yazıyı bir araç olmaktan bir sanat olmaya yükseltti. Matbaanın ortaya çıkmasından sonra Batı dünyasında güzel yazı yerini resme terk eder. Çin veya İslam yazısı gibi Batı yazısı da sıkı kurallara ve şekillere sahip. Yazının bir ritmi ve düzeni var. Fakat Latin harflerinin ayrı ayrı yazılması ve sınırlı geometrisi bu yazıya Çin ya da İslam yazısı kadar serbestlik bahşetmez. Başka hiçbir medeniyette yazı, İslam medeniyetinde olduğu kadar önem ve üstünlük sahibi olmamıştır. Hat, İslam sanatının kalbidir. Yazı olmanın ötesinde apayrı bir yerdedir. Arap harflerinin kendilerine has özellikleri onları nadide kılar. Arap harfleri biraz amiyane söylersek sanatkarın elinde adeta büyük bir imkan, büyük bir güç, eğilip bükülebilen, kendini sanatkara dayatmayan, adeta sanatkarın hizmetinde olan harflerdir. İslam hattının onu diğer yazılardan farklı kılan özelliği şudur. İşlev, anlam ve estetik iç içedir. Harfler okunur, anlamları açılır. Fakat harfler öylesine bir güzellikle bir araya gelir ki, bu yazıyı okumayı bilmeyen bile onu bir manzara gibi seyreder. Hat aynı zamanda manevi bir sanattır. Yazı sadece bilgi aktaran bir araç olmaktan çıkmış. Evet, o yönü var tabii, inkar edilemez, ama o yazı sanatımızın en aşağıda duran bir özelliği olarak bir ruh taşıyor. Yani bir ruh taşıyor. Bütün duygu dünyasını adeta ortaya çıkarıyor. İşte o dünyada insan esastır. İnsanın gönlü esastır. Yazıya yücelik veren işte bu gönül hakimiyetidir. Bir yazı medeniyetidir İslam medeniyeti. Bizdeki hat sanatı medeniyetin ta kendisidir. Tabii medeniyetimizi bir bütün olarak ele alacak olursak, medeniyetimizin çok önemli temelini teşkil eden ana unsurlardan biridir. Onsuz yaşamamışız. Hat, eğitimden devlet dairesine, mimariden şiire kadar her yerde kendini gösteren bir sanattır. Hat, her mekanda vardır. Meydanlar, evler, saraylar, camiler, çeşmeler, kapılar, türbeler, mezarlıklar, levhalar, defterler, kitaplar, resmi evrak. Yazı her yerde, herkesin gözünün önündedir. O, aynı zamanda herkesin gözdesidir.
İskenceleri sade ve köşeli çizgilerle yazılmaya başlayan bu yazı, İslam medeniyetinin batıdaki ucu Endülüs'te ve doğudaki merkezi Buhara'da büyük gelişmeler kaydeder. En sonunda Selçuklu ve Osmanlı ülkesinde zirveye ulaşır. İşte bu yüzden Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı denmiştir. Nezel fi Mekke mefhum, kur'a fi Mısır mefhum, kutibe fi İstanbul, lianne eşher, the masters of calligraphy, esatizatul hat, el-e'imme, el-kibar, kanu minel etrak. Vahum lezzine allemul alemul hat. لأن الخط حينما بدأ في بغداد وازدهر حلقات متصلة إلى أن وصل إلى إسطنبول هي التي كانت رائدة تعليم الخط في العالم. Hatta anlam güzelliğe dönüşmüştür. Bugün hattatlar bin senelik bu zevke bağlıdır. En başta Allah'ın kelamı yani mübarek Kur'an, sonra peygamberin aleyhissalatu vesselam ve diğer büyüklerin sözleri en güzel şekilde yazılır. Yazının kendisi böylece bir elçi haline gelir. Hat tabiatı taklit etmez, kendi sözünü söyler. Bu zannediyorum en iyi böyle anlatılır çünkü eskilerin tarihinde de şu var. Hat, ruhani bir hendesedir. Yani günümüz diliyle ruhsal bir geometri. O kadar bir armoni ve estetik var ki, dünyamı resmen değiştirdi beni. Çizgilerden, noktalardan, kavislerden oluşan harfler, tercümanı oldukları o yüce kelama yakışır bir asalet ve güzellik kazanmıştır. Hat zaten çizgi demektir. Çizgi deyip geçmeyelim. Her şeyimiz onda. Hayat çizgisi filan diyoruz. El avucumuzun içindeki çizgiler diyoruz. Veya kişinin doğruluk çizgisi diyoruz. Her şeyimizi çizgi belirliyor. Ama bunun tezahürü olan yazı sanatı bütün her şeyi açıklamaya neredeyse tek başına yetecekmişti. Hat sadece işaretleri yazmak değildir. Harfleri bir ölçü ve dengeye getirmek demektir. Hat bir ölçü sanatıdır. Harflerin boyu, eni, yerleri hep orantılıdır, hep dengededir. Fakat bu ölçü ve denge ruhsuz değildir. Hattın kendine has bir ritmi, ahengi ve musikisi vardır. There is a remarkable integration of the proportions of the letters, and that's where the real art of calligraphy is, to be able to write in such a way that the ratio of various letters and words that you are using is a ratio that is harmonic, melodic, and that is pleasing to the eye. Hat, ölçüsü, dengesi ve anlamı ile mimarinin ayrılmaz bir unsurudur. Yazı, mekanın çizgilerini takip eder, kıvrımlarını, çıkıntılarını izler ve insana sonsuzluk kapısını açar. Hat sanatı da o derin duyguları, inançları, ruh dünyasını, o manevi, metafizik dediğimiz, o fizik ötesi, namütenahi şeyleri bir harf dediğimiz, şekil dediğimiz, işte hat sanatı dediğimiz kalıba döküyor ve bu en güzel estetik seviye ve zirveyi yakalıyor. Sanat yalnız güzellikte olmuyor, başka şeyler de gerekiyor. Bir kere sonsuza doğru genişlik gerekiyor.
başlı başına bir hat sergisidir. Bazen cami hattı, bazen hat camiye götürür, bazen ikisi beraber bir yere doğru giderler. Mesela Bursa Ulu Cami, ikisi beraber bir yere doğru gidiyorlar. Bursa Ulu Cami ki o çok şayana hayret bir eser. Malumunuz yani işte 1300'lerin sonu, yani 14. asırda başı, ama hat hala devam ediyor orada yani. Müthiş bir koleksiyon yani. Ve çok vurgulu. Öyle mütevazı falan değil yani. Hat, camiyi ve aslında bulunduğu her mekanı sonsuzluğa bağlar. Çünkü anlamı, duyguyu mekana yansıtır. Kubbeler, duvarlar, kemerler hattın yardımıyla yüce anlam elbisesini kuşanırlar. Caminin her köşesi o yere uygun bir Allah kelamı ile süslenir. Kubbede göklerden ve arştan bahseden ayetler yer alır. İç pencerelerde Allah'ın yüce isimleri nakşedilir. O isimlerin yaydığı nurlar secde eden müminlerin gönüllerini aydınlatır. Mesela mihraplarda işte mihrap ayeti vardır. Zaman zaman eski müezzin mahfillerinde Hazreti Bilal Habeşi adı vardır. Giriş kapılarında namazla ilgili namazın farziyetini belirten ayetler vardır. Bunlar o eserin, o mimarinin bir manada zahiren fonksiyonunu, ama yazının güzelliği, dikkati, büyüklüğü, istifi, gerilimi veya sükuneti de içinde bulunan ruh halini ifade eder. Dolayısıyla yazı mimarinin mütemmim cüzüdür. Hat, manevi bir mimaridir. Bu mimarinin iki unsuru var. Nokta ve çizgi. Hat sanatının ölçü birimi noktadır. Her şey noktaya göre şekillenir. Kalemin ucu hep nokta ölçüsüne dayanır. Harflerin büyüklüğü, eğimi, yerleşimi hep noktaya göredir. Calligraphy is composed of a point extended in different directions. So it begins with the point of the pen. In the same way that all of space is generated by the single geometric point. All letters are generated by this single point. From the letters are generated words, which ultimately are kalimat al-ulya, the supreme words of God, and represent the Quranic words. And therefore you might say that the dot symbolizes the principle of all existence, in the same way that the point symbolizes the presence of all of space. Nokta, evrendeki tekilliği gösteriyor. Ama onun hareketliliği işte bu evrensel çokluğu belirliyor. Ne kadar hareket ettirilmesi gerektiği, bunun estetik ölçüleri de evreni bir noktadan yaratanın tayin etmesiyle belirlenmiştir. Belki sanatçı işte o sırları keşfetmeye çalışan kişi. Hayat gibi hat da bir noktadan başlar. Son noktaya kadar hayat çizgisini çeker. Hat sanatının bütün ölçülerini tespit eden en önemli kriterlerden birisidir.
Noktayı koyarsınız, cümle biter. Fakat nokta aslında yeni bir başlangıcın da esasıdır. Nokta ile başlar her şey ve her şey noktayla devam eder. Çünkü noktayı koydunuz, noktalar yan yana geldi, çizgi oldu. Çizgiler harfe, harfler alfabeye dönüştü ve neticede bir cümle oldu. Her harf başlı başına bir mucizedir. Her harf bir alemdir, bir karaktere sahiptir. O yüzden her harf tek başına anlam taşır. Sesten ötedir, canın içindedir. Hat kişiyi hemen kendisine bağlar. Çünkü harfler de insanlar gibi özellikler taşır. Mesela vav harfinin alnı, tepesi, gözü, gıdığı, çenesi vardır. Başını kucağına gömmüş vav, insanın anne rahmindeki duruşuna benzer. Bu kadar insanidir hat. Aslında İslam alfabesinin ilk harfi bütün harfleri özetler. Elif. Elif en güzel harftir. Çünkü Allah kelimesinin ilk harfidir. Elif varlığı temsil eder. Ehadiyet yani birlik makamıdır. Allah'ın birliğinin sembolüdür. Elif doğruluğun simgesidir. Nasıl bütün varlıkların aslı Allah ise, bütün harflerin aslı da Elif'tir. Elif, bütün harflerin ortak yönüdür. Çünkü bütün harfler açıldığında, düzeltildiğinde Elif haline gelir. Derler ki, Elif aslında bir noktadır. O nokta, bir göz gibi ağladığı vakit, gözyaşı aşağıya doğru süzüldü. İşte o gözyaşı izine Elif dendi. Arabic Persian calligraphy, of course, make use of vertical and horizontal lines. The first two letters contain the principles of all the other letters, because the Aleph is a vertical line, the Ba is a horizontal line, and that where they meet at point, in fact, is at point under the Ba. The Aleph symbolizing transcendence, direct relation between the divine and this world, and the Ba creation, the feminine aspect. So you might say the Aleph is a masculine aspect, the Ba is a feminine aspect. And this is correspondence in the beautiful mosque that is in the horizon of the city, in the minarets, which are like the Aleph, and the dome, gentle dome, which is like the Ba. İslam dünyasında hat sanatı iki boyutlu düzleme yazılan bir gönül macerası. Hayatın evveli, ahiri, kendisi, zahiri, batını onun içerisinde. Farklı cümleler, hatta bazen bir elif yazarlar. Bir de güzel hekorlar kendine ah derler. Altına da küçücük teslimiyet yazarlar. Hat sanatı aslında bir Kur'an sanatıdır. Kur'an'dan, Allah'ın kelamından doğmuş bir güzellik yoludur. Şimdi Allah bize bir şey söylemişse, bunu da bir şekilde kaydedeceksek, bunu en mükemmel, en güzel, en kusursuz şekilde kaydetmek gibi bir sorumluluk altına giriyoruz. Hat sanatı o sorumluluktan doğmuştur. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam gönlüne vahyedilen Allah'ın kelamı, hattatın kaleminin ucundan kağıda akar. Temel itibariyle bizim medeniyetimiz bir Kur'an medeniyetidir. Çünkü bütün ilimler Kur'an'dan feyiz almış.
Bütün sanatlar da bizim İslami sanatlarımız da Kur'an'ın neşesiyle vücut bulmuş. Hattat bu en yüce sözü yazarken Allah'ın adını zikreder önce. Kalemini gönül mürekkebine batırır, sonra hayat kağıdına yazmaya başlar. Yaratma eylemi kalemle yazmaksa, yaratılan da bir yazıdır, bir metindir. Dolayısıyla yani benim bu konudaki naçizane görüşüm şudur ki, kainat, yani bunu tabii mecazi anlamda, kainat bir zaten yazıdır. Ve bizim her yaptığımız, yani kendim her yaptığımız nasıl kainatı dönüştürüyorsa, nasıl kendimizden izler bırakıyorsak, aslında biz o kainata iki satır yazı eklemiş oluyoruz. Gerçeğin dimdik bir sözcüsü olsun. Kalemin ucu sonra şak edilir, yani çatlatılır. Böylece kaleme konuş denir. Tıpkı goncanın açılması gibi kalem de açar. Gonca gibi suskun iken açılır, gül olur. Ağzını açar, konuşmaya başlar. Efendimiz'i güllerle simgeleyecekleri zaman ortada açılmış bir gülü hamra olur. Etrafında goncalar olur. Yani ashab-ı kiram veya enbiya-i izam her biri susmuş dinliyor. Ama Efendimiz konuşuyor, sohbet ediyor, feyiz bahşediyor. Kalemin ağzını şak etmek de hadi artık konuş yani demeye yol vermek. Oku emriyle başlayan Kur'an'ı görünür hale getiren hattır. Allah Kur'an'da kalem üzerine kasem eder, yemin eder. O sureye Kalem Suresi denmiştir. There is symbols of individual letters of the Arabic alphabet. Each letter has a particular life of its own. Each letter is a being. Not only words are being of the Quran, the letters are being. I'll give you just one example because it's a very extensive field. You have the famous verse of the Quran, Noon mal qalam. The letter Noon and then the pen. The letter Noon, N, in English, is written in Arabic as a semicircle with a dot in the middle of it. Here it is. It's like the ink pot. And the qalam is the pen, which you put in the ink pot. And that one amount of ink that brings like the point in the middle of the noon. And from this, all things are written. So the letter noon symbolizes all the possibilities of existence. Bu ilahi vurgu kalemi kalemlikten çıkartır. Yüce kelamı yazarak onun bayraktarı olur. Kalem hak sözünü yazdıkça şereflenir. Cenab-ı Hak o kaleme yemin ediyor. Onda bir sır var ki Allah ona bir kutsiyet isnat ediyor ve diyor ki nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve o kalemin yazdığı satırlara yemin olsun. Bakın o satırlarda ne sırlar, ne emirler, ne nehiler, ne müjdeler, ne azaplar, neler gelecek, neler yazacak. Bunların hepsine Cenab-ı Hak yemin ediyor. Demek ki kalem o kadar basit bir şey değil.
kalem hattatın elinde asil bir varlığa dönüşür. Kalem hattatın gönlünün sözcüsüdür. Bir dosttur ona. Mübarek harfleri, mübarek sözleri yazan kalem arınmaya vesile addedilir. Bunun için kalem açıldıkça dökülen yongalar atılmaz, bir kaseye doldurulur. Hattatın ömrü boyunca biriken yongalar, o vefat ettiğinde gasil suyunu ısıtmakta kullanılır. Kalemin iki kardeşi vardır, kağıt ve mürekkep. Eskiler bunu ne güzel söylemişler. Kalemin alası, mürekkebin ranası, kağıdın zibası. Yani kalemin en iyisi, mürekkebin en güzeli, kağıdın en değerlisi. Hat her kağıda yazılmaz. Aharlı kağıda yazılır. Kağıt önce bir takım işlemlerden geçer, sıkıntı çeker, sabreder, zamanını bekler. Tıpkı insanlar gibi. İnsana o kıymetli sırrın tecellinin zuhur edebilmesi için onun tıpkı kağıt gibi bu terbiyelerden geçmiş olması lazım gelir. Hat mürekkebi is veren maddelerden uzun bir işlem sonucunda elde edilir. İs mürekkebi asla solmaz. Yazılışına hizmet ettiği harfler gibi ebedi anlamın hizmetkarı olur. Kalitesiz bir mürekkepte yazılmış yazı zaman sonra uçar. Kaybolur gider ama bizim yazmalarımız, mesela Selçuklu yazmalarına bakın. Efendim ta Fatımiler, Memlükler dönemine bakın. Simsiyah duruyor. Niye? Has mürekkep. Efendim, insan da manevi gıdası itibariyle eğer doğru gıdalanırsa onun konuştuğu, efendim elinin yaptığı, işte bıraktığı iz ve eserler o şekilde kaliteli ve kalıcı olur. Yazı araçlarını bu şekilde çileyle hazır eden Hattat, zaten yazı yazmadan evvel olgunlaşma yolunda belirli bir mesafe kat etmiş olur. Gerisi, gönlünü elindeki kaleme aktarıp kağıt üzerinde gönlün izlerini çizmektir. İnsanın terbiyesiyle, hatta daha ilerisi tasavvufi terbiyesiyle çok büyük benzerliği var kalem. Kalem mürekkebe boyanır, insanlar gibi. Herkes bir renge boyalıdır. Kalemin içine mürekkebi çekmesi gibi, insanlar da anlamları içlerine çekerler. Kalem tuttuğu mürekkebi kağıda yazdığı gibi, insanlar da içlerindeki anlamı hayat kağıdına yazarlar. Doğrulukla dolan insanın yazdığı yazı da doğruluk yazısı olacaktır. Hat yazılan her yer, kağıt olsun, mermer olsun, kumaş olsun, bir medeniyet anıtına döner. Kumaşlar hatla atlaslaşır. Türbelerde sandukaların üzerine örtülen örtüler orayı gül bahçesine çevirir. Hat mermere işlenir ve mermer
birden kanatlanır. Taş yumuşar, tebessüm etmeye başlar. Ahşap, hat gelip de onu sarmaladığında canlanır. Hattatın göz nuru çiniye aktarılır, toprağı güzelleştirir. Sanatkarı da Cenab-ı Hak tayin ettiğine göre, o da işaret edilen yani. Olduğuna göre hiçbir şey fark etmez yani. O sadece çizgisini kağıda aktarmıştır, kalemini tutar, ben de fırçamı tutup onu aktarıyorum başka bir ortama. Sanki bir fotokopi makinesi gibi. Aynen yani değişmeden. Çinilerin üzerine işlenen hatlar, türbelerin ve camilerin duvarlarında baharlar açtırır. Hattı kumaşa, ahşaba, mermere, taşa işleyen ustalar da hattat gibi bir sabır meşkine girerler. Hat, medeniyetimizin her alanında kendini gösterir. Hayatın her yanındadır. Her yerdedir hat. Özellikle İslam medeniyetinin başkenti İstanbul'u bezeyen işte bu güzelliktir. Kitabeler sarayların, camilerin, binaların, çeşmelerin kimlik belgesidir. Her yapının kitabesinde o yapının işlevine uygun ayetler yazılır. Kitabelerde hat ile şiir iç içedir. Şiir, bir yapının yapılış yılını, ölüm veya doğum tarihlerini tarih düşürme sanatıyla haber verir. Bu yapılırken ebced kullanılır. Ebced, Arapça her bir harfin taşıdığı rakamsal değerlerdir. Şairler mısralarda öyle kelimeler ve cümleler yazarlar ki, bu kelimelerdeki harflerin rakamsal değerleri toplanınca ortaya bir yıl rakamı çıkar. Osmanlı'da yazı hayatın ta kendisiydi. Çünkü Osmanlı'nın hayatı onunla yoğruldu. Osmanlı evlerini de hat levhaları süslerdi. Bu levhaların bir kısmında Mevlana gibi büyük sufilerin isimleri yazılırdı. Yine herkese ve her şeye Allah yarattığı için gösterilmesi gereken saygıyı hatırlatan Edeb Yahu levhası da meşhurdu. Evlerdeki yazıların en güzellerinden birisi elbette Hilye-i Şerif'tir. Hilye-i Şerif, Osmanlıların çok güzel bir buluşudur. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam özelliklerini anlatan bir muhabbet tablosudur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sembolik olarak misafir etmiş olmak için evlere asılırdı.
İslam medeniyeti hat medeniyeti olduğu kadar bir su medeniyetidir. Çünkü su arılığın, arınışın aracıdır. Bu yüzden çeşmeler, sebiller, şadırvanlar, hatta bardaklar bile hat ile süslenir. Özellikle çeşmelerde ve şadırvanlarda su gibi akan talik yazı kullanılır. Hat, ölümü bile güzelleştirir. Hayatın ölümle iç içe olduğunu söyler bize her an. Mezar sahibinin ölüm yılını veren tarih de hatla yazılır. Her harfin ebced değeri gözetilerek yazılan bir şiirle. Mezar taşı deyip geçmemek gerek. Bir mezar taşında bakın, hattın yanında hangi sanatlar var? Şiir, tarih düşürme, hak, nakış. Hat sanatı, Osmanlı sultanlarının da ilgi duyduğu bir sanattır. Sultanlar arasında çok önemli hattatlar var. Sultan II. Bayezid, Sultan IV. Murat, Sultan III. Ahmet, Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid. Mesela Sultan III. Ahmet çeşmesini yaptırdığında çeşmenin kitabesine kendi şiirini yazdı, tarihi düşürdü, hattını da yazdı. Osmanlı'da devlet yazışmaları bile sanatlı yazıyla yazılır. Mesela Tuğra, sultanların mührüdür. Fakat hat onu bir sanata çevirir. Fermanlar mesela, menşurlar efendim, bütün bunlar aslında bir devletin kendi birimleri arasındaki yazışmaları. Ama bu yazışmaların hepsini şimdi insanlar levha yapıp en müstesna köşelerinde sanat eseri olarak seyrediyorlar. Savaşa giderken de yazılanırdı insanlar. Sultanlar ve askerler koruyucu ayet ve dualarla bezenmiş tılsımlı elbiseler giyerlerdi. Aşk olmadan meşk olmaz. Bu söz en çok hat eğitimi için kullanılır. Aşk, meşkin yani hat eğitiminin özüdür. Hat hep Allah aşkının meşkidir. Ta küçük çocukken aşk olmadan meşk olmaz derlerdi bize. Peki aşk nasıl oluyor? Aşk da Cenab-ı Allah'ın lütfuyla oluyor. Hat bir gönül yoludur ve özel bir yöntem ile öğrenilir. Hattı öğrenmek isteyen önce üstadını bulur. Meşk ederek yazıyı öğrenir. Hatta taklit esas. Böyle olan tek sanat. Talebe en önce üstadının yazısını taklit ederek başlar. Harfleri tek tek çalışmadan önce üstadının yazıp kendisine verdiği bir hadisi defalarca aynen yazmaya çalışır. Rabbi Yesir ile başlar. Harf yazmayı bilmiyor ama Rabbi Yesir yazıyor. Niye? Birkaç hikmeti var. Birincisi tabii ben bunu yaparım. Kaçmaz benden. Yani ne demek? Efendim filan yok. Benlik yok. Kendine güvenmek yok. Rabbinin karşısında bir kere edeple haddini bilerek ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamam. Ona niyaz ederek bunu defalarca, belki binlerce defa yazar.
Böylece talebe hem Rabbine işini kolaylaştırması için dua etmiş olur, hem de tek tek harflerin hareketlerine aşina olur. Üstad da bu arada talebesinin sabrını, sebatını görmüş olur. Hat bir sabır ürünüdür. Hayat da öyle. İnsan da hayatı sabrederek yaşar, yaptıklarını sabrederek yapar. Yalnız yazıyı öğrenmek değil, sabır imtihanına da girmiş olur talebe. Çünkü aman deyip gideni de olmuştur böylelerin içinde. İkinci hafta aynı şeyi yazmaya kalktığımı ben bırakıyorum deyip, zaten hocanın bir noktada istediği de odur. Eğer şevkle bu işe sarılmadıysa bırak gitsin. Hat talebesi meşkini üstadına arz ettiğinde üstadı onun hatalarını düzeltir, eğrisini doğrultur. Üstada ihtiyaç vardır, erene, erdirene. Hat üstadları hiçbir ücret almazlar. Gönül sarayına dünya süsü yakışmaz çünkü. Yetişen talebeye icazet verilir. İcazeti olmayan bir kişi eserine imza koyamaz. Fakat icazet bizim anladığımız gibi bir diploma değildir. İcazet vermek demek, onun bütün maddi manevi sorumluluğunu ben kabul ediyorum demek. İcazet, talebenin sadece sanatta değil, edepte de olgunlaştığını gösterir. Yazı sanatında icazetname alındıktan sonra hiçbir zaman o genç icazeti alan kendisini oldum bittim saymaz. Yıllar içinde tekamülünü gösterecektir ve bu yalnız sanatta değil kendi olgunluğunda da aynı şeyi müşahede etmek imkanı doğar. Ama bu bir nasip meselesidir. Bu safları geçtiği, bu safhaları geçtiği halde o bahsettiğimiz kimse gençliğini bırakıp olgunlaşma istidadı yoksa yazısı güzel olabilir de huyu güzel olmaz. Hat meşki kişiyi hamlıktan olgunluğa götüren bir yoldur. Üstad sadece yazıyı değil, ahlakı da öğretir. Her geleneksel İslami sanat gibi hat da bir adam olma yoludur. Hedefimiz adam olmak. Adamlık neyledir? Adamı yaratana kul olmak oluyor işte. Sanatının öyle bir edebi vardır ki hattata hizmet eden cansız aletlere bile hürmet edilir. Yazı malzemelerine de aynı hürmet vardır. Kağıda olsun, kaleme, mürekkebe, hangisi akla gelir gelsin, onlara da son derece bir hürmet vardır. Elinize mürekkep bulaşmışken tuvalete gitmezsiniz, işin adabındandır. Kağıdın bulunduğu tarafa ayaklarınızı uzatıp yatmazsınız. Çünkü Kur'an onun üstüne yazılıyor. Hattat'ın imzası da çok farklıdır. İsminin yanında en alçak gönüllü ifadeleri kullanır. Tevazu göstermek lazım. El fakir, el muhtaç ila rahmeti rabbihil kadir gibi böyle secili ifadeler de kullanılır. Bazen mesela diyelim ki Esma-i Hüsna'yı yazdı. Altına efendim işte filan diye imza atmaz. Abduhu der filan. Yani bütün bu esmaların sahibi Rabbi Zülcelal'ın kulu filan. Sıfatıyla ben bunu yazdım. Bu sadece yazıda değil, diğer sanatlarımızın çoğusunda da imza pek koymaya yanaşmamak veya imza koyacaksa da göze hiç batmayacak bir yere koymak adeti var. Çünkü İslam sanatçısının düşündüğü kadarıyla kamil iş yapmak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Ben kamil iş yaptım hiçbir zaman diyemiyor. Bilerek eserlerinin bazı yerlerinde noksanlık yapan sanatçılarımız var.
başına güzelliğin aynasıdır. Fakat onun da kardeşleri, yarenleri vardır. Tezhip vazgeçilmez bir dostudur hattın. Tezhip hattın elbisesidir. Onu saran, sarmalayan, onu daha cazip hale getiren, onun arzında önemli bir yer işgal eden bir sanat, tezhip sanatı. Ebru, hatta katıldığında güzel bir birliktelik oluşur. Suyun rüyasında buluşur hat ve Ebru. Her bir hat tarzı insanda ayrı ayrı duygular uyandırır. Sülus, Nesih, Rik'a, Kufi, Divani ve Talib. Her biri ayrı boyutlarda, ayrı çağrışımlara kapılar açarlar. Sülus tabii böyle çok mutantan, saltanatlı, efendim, çok gösterişli bir yazıdır. Biraz heybet, hüşürüne sertlik gösterir. Hatta bunda ekol kurmuş olan Mahmut Celaleddin gibi sert tabiatlı olanlar var. Sülüs dediğimizde bana şöyle, yani orta yaşı aşmış, aşmakta olan, hayata teenniyle bakan, bu vazdenin de bir zatı hatırlatır. Bir Nesih yazı akıcıdır, gayet güzeldir. Kişinin güzel bir ruh hali olduğunu, hayatının düzenli, harmonik olduğunun yazısından, Nesih yazısından anlayabilirsiniz. Ve bir ustalık yazısıdır bu gerçekte. Çünkü bir Kur'an yazarken baştan sona bütün özelliklerini korumak zorundasınız. Nesi kelebekler gibi böyle, uçuşur böyle. Bir dosta veya iki dosta böyle fısır fısır bir şeyler anlatırsınız. Yani yalnız kaldığınız zaman gönlünüzü açarsınız. Ama alâ meleğin nasıl olmaz böyle işler yani. Yakın arkadaşlar arasında, mahrem dostlar arasında Mesih de böyle bir şeydir diye düşünmekteyim efendim. Sufi hattı tabii işte daha cilvesiz bir yazı. Yani daha büyümemiş böyle. Sonradan cilvelenmiş, cilveleri öğrenmiş, işte sülüs olmuş, reyhani olmuş. Sufi İslam medeniyetinin Osmanlı'dan sonraki döneminde oldukça yani Batı medeniyetinden gelen bir çizgi, bir akım, bir etki altında geometrik yaşamaya başladık. Hayatı programladığımızı zannediyoruz. Öyle yaptık diyoruz. Bu dönemde de bize küfi yakışır yani. Divani zaten Celî Divani ve Divani Rık'a yazı tamamen Türklerin icat ettiği bir yazıdır malum. O da böyle işte Osmanlı'nın o efendim mehterin yürüyüşü gibi yani böyle. Onunla biliyorsunuz fermanlar falan yazılır. Talik dediğiniz zaman onun kaçamakları vardır. Ha bu kaçamaklar menhiyat istikametinde değil. Bazen aşka gelir, cuşuruşa gelir, ah der. İşte talik öyle bir yazdı yani. Talik tabii nazenin, zarif. Zaten mesela Talik'le şiirler falan yazılır. Daha çok. Şimdi estetik zevki çok ince. Narin olan kişilerin talik yazıya meyilleri olduğunu söylemek herhalde hiç yalan olmaz. Çünkü talik yazı hiç hata filan affetmez. Bir eskilerin tabiriyle dilberi bürehne derlermiş. Çıplak güzel yani.
makyaj istemiyor. Kendisi güzelse güzel, yoksa sonradan üstünde uğraşmakla onu güzelleştiremiyorsunuz. Hat gönlün bildirisidir ve her harf, her kelime, her istif bize yüce sanat sahibi alemlerin Rabbi Allah'ı hatırlatır. Bize bizi hatırlatır. Hattat kalemdeki mürekkebin fazlasını boşaltır. Bedenini de dünyadan boşaltır. Sonsuzlukla doldurur. Hayat meydanı hiç olmadığı kadar dinginlikle, sabırla, zikirle dolar. Hattat boş kağıdı alır, onu gönül kalemiyle hak sözünün meydanı haline getirir. Hattat bir kutlu yolun yolcusudur. Batı dünyasının sanat felsefesiyle İslam dünyasının sanat felsefesini kıyasladığımızda arada çok büyük farklar görüyoruz. Batı'da sanatçı kendi egosunu tatmin etmek, daha uzun vadede egosunu yüceltip diğer insanlara tanıtmak, son safhada da kendi nefsini tapmak fikri yatıyor. Ve diğer insanlar da kendi nefsini taptırmak eserinin ihtişamından dolayı. Kalemin izi gönlün izidir. Her harf bir niyazdır. Noktada bütün evren saklıdır. Calligraphy has to be a discipline of the soul. It needs a certain amount of peace, tranquility within. It needs an itminan, as the Quran itminan, that is peace with God. Harfler eğilir, bükülür, durur, yürür, yan yana gelir, ayrılır, kavuşur. İnsan da işte bu nefisten ayrılma, gönle ulaşma seyahatindedir. Kelimeler istiflenir. Kelime kelime üstüne, duygu duygu üstüne gelir. İnsanın yaptığı bütün işler de ecele kadar böyle istiflenir durur. Hattat kalemi her eline aldığında tekrar hayat meşkine başlar. Hayat bana sorarsanız kulluğun meşki. Tek ona yorabiliyorum kulluğu. Yaratana, o merhametli, sevgi dolu olan yaratana yakışır bir kul olmanın meşkidir hayat. Belki işte o hayatta hayatı güzellikle dolduralım diye bir sanatla uğraşıp onun güzellikleriyle meşgul olmak. O da bir nevi hayat meşgi. Sanat bir yerde hayat meşgi. Çizgi çizgi mekanı, zamanı, insanı inşa eder. Kalemden akan çizgiler insanların, toplumların ve medeniyetlerin hayat çizgisidir. Bu çizgi de uzar, uzar ve insan gibi bir noktada sonsuzluğa bağlanır.